ekranlara Deha dizisindeki çarpıcı rolüyle dönen Taner Ölmez'in kariyerinin önemli rollerinden oluşan portresini sizler için hazırladım. Kapalı Çarşı'nın gıyabettini olarak tanındığı... Hadi oradan. Ayarlayamadım demiyor da. Met Cezir'de Mert Asım Serez olarak sevildi. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Çiçek al sana. Sinemada Müslüm'ün kardeşini oynadı. Ne aşık oldun mu? Böyle bir ses dinlememişim vallahi. Mucize Doktor'la oyunculukta zirve yaptı. Dur! Ne oldu? Deha'nın cesuru olarak izlediğimiz Taner Ölmez'in kariyerinin en önemli rolleri geliyor. ...1986'da dünyaya gelen Taner Ölmez, oyunculuk kariyerine küçük rollerle başladı. İlk önemli rolünü Kapalı Çarşı dizisinde yıldız isimlerle birlikte canlandırdı. Hadi oradan. Ayarlayamadım demiyor da. Allah Allah. Allah Allah. Ben isteyeyim şimdi bir saat içinde ikisini de ayarlarım. Kapalı Çarşı'nın gıyabettini olarak ekranlarda tanınan bir yüz olmaya başladı Taner Ölmez. Mesela beni aramamalı. Hem arayacaksın hem mesaj yağdıracaksın. Tabii. Bu sıralar çok kilo aldım sevgilim mi dedi. Tersine hayatım zayıfladın deyip pasta ısmarlayacaksın. Tiyatro sahnesinde Katil Joe oyunu ona ilk ödülünü getirdi. Annemden nefret ediyorum. Gebersin diye de çok dua ettim ama yapamam. Sorumlusu ben olamam. Chris diyorum. Rex gibi bir hıyarın rafıyla gaza gelecek kadar salak. Onu duydum. Ölmez bu oyundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde en başarılı erkek oyuncu seçildi. Taner Ölmez, Katil Joe. Ekran kariyerine Haluk Bilginer ve Demet Akbağ'ı buluşturan İstanbul'un Altınları dizisindeki kapıcı Mustafa karakteriyle devam etti. Bu ne? Ben bu sesi bir yerden hatırlıyorum. Bu ses bizim köydeki sarı kızın sesi bu. Televizyondaki ilk önemli rolünü Gökçe Bahadır ve İlker Kaleli'nin oynadığı Kayıp Şehir dizisiyle aldı ve performansıyla dikkat çekti. Sene oğlum ablan yalnız mı gidecek okula? Ay bunun da içi uyuyor bu ara. Bıraktığım yerde kalıveriyor sepet gibi. Hadi sene be abla. Ağaç olduk burada. Hande Erçel'in ilk oyunculuk deneyimlerinden birini yaşadığı Tatar Ramazan dizisinin Çoban Ahmet'i olarak izledik bir sonraki rolünde Taner Ölmez'i. Abi. Ben korkuyorum abi. Bacımın yanına gideceğim abi. Milyonların sevgisini kazandığı rol Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan unutulmaz dizi Met Cezir'deki Mert Asım Serez rolüydü. Haydi gel benimle ol, oturalım yıldızlardan. Varlıklı bir ailenin üniversite çağlarındaki genç ve zeki oğluna hayat verdiği rolle hayran kitlesini arttırdı. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Çiçek al sana, çiçek al sana, çiçek al sana, vay vay çiçek al sana. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Osmanlı tarihinin en farklı hikayelerinden birine sahip padişahlarından olan genç Osman rolüyle de izledik başarılı oyuncuyu. Osman. Sultanım. Bizim aslan torunumuz. Sinemadaki bir diğer önemli rolü gişe rekorları kıran Müslüm filmindeydi. Filmde Müslüm Gürses'in genç yaşta ölen kardeşi Ahmet Akbaş'ı canlandırdı. Ne aşık oldun mu? Böyle bir ses dinlememişim vallahi. Taner Ölmez'e ekranda zirve yaptıran rol Mucize Doktor'daki Doktor Ali Vefa karakteriydi. Ali'cim şimdi haber yolladım. Yani hallederler birazdan ama şimdilik bozuk işte emmal yok. Ya ben senin ne olduğunu nasıl anlayacağım? Ne bileyim ben? Efendim.
Savant sendromuyla ilişkili otizm spektrum bozukluğu olan Doktor Ali Vefa'nın mesleğindeki mucizevi başarısını ele alan dizide oyunculuğuyla büyük alkış aldı Taner Ölmez. Durun! Ne oldu? Bir anevrizma daha var. Nerede? Buradan görmem zor ama hastamız 6 sene önce bir inme daha geçirmiş. Genetik bir yatkınlığı ya da bağ dokusu bozukluğu olabilir. Hemen baziler arteriye bakın. Dijital dizilerin hayatımıza girmesiyle birlikte Taner Ölmez'i pek çok dijital projede izledik. Dudullu Postası'nda Tayfur. Çünkü hiçbir şeyin kendisi imgesinden daha kuvvetli değildir. Yani? Yani açken hayal ettiğim 1,5 İskender her zaman yediğim 1,5 İskender'den daha lezzetli olacak. Hakan Muhafız'da Burak rolünde izledik başarılı oyuncuyu. Zeynep. Orada kal. Seni gördüğüme sevindim. Kal dedim. Zeynep saçmalama benim. Sakin ol. Alef dizisinin ikinci sezonunda Çınar Demir rolüyle başrolde yer alan Taner Ölmez, Erkan Kolçak Köstendil ile Yaratılan projesinde başrol oynadı. Zuzu, daha önce kaybolmuş muydun? Hayır Çınar Bey. Asla Zuzu benim yanımdan ayrılmaz. Hastalıklara çare bulacağım, şifa alacağım herkese. Ölümün karşısında çaresiz olduğumuzu kabul etmelisiniz. Ne yapabilirdiniz ya? Kadar. Yeteneğini gözler önüne serdiği son proje Hayatla Barış filmiydi. Ampute futbolcu Barış Terli'yi başarıyla canlandırdı Taner Ölmez. Sen şimdi futbol mu oynayacaksın? Evet, ne olmuş ki? Gazilerden oluşan bir ampute futbol takımı. Şimdi bu takıma sivilleri de alabiliyorlarmış artık. Uyuz oluyorum bu adama. Barış ya. Bu daha çocuk. Götür anasının koyuna, büyüsün tekrar getir. Sizin okulunuzda böyle çocuklara uygun bir düzenek yoksa bu bizim ayıbımız mı? Kondisyonun yok, zayıfsın, bencil oynuyorsun. Öğretin o zaman. Özel hayatını da kariyeri gibi başarıyla yürüten Taner Ölmez, 28 Haziran 2021 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile evlendi. Heyecanlıyız, yavaş yavaş heyecan geliyor. Ondan sonra işte dostlarımız, arkadaşlarımız, küçük bir kadro burada. Pandemiden dolayı az kişili düğünümüzü yapıyoruz. Çok böyle kabuk bir kadro, kemik bir kadroyla. Valla güzel olacak, heyecanımız tam. Bakalım. 24 Mart 2022 tarihinde kızı Zeynep dünyaya geldi. Ölmez'in kızı doğduktan sonraki heyecanı kameralara böyle yansımıştı. Heyecan, acayip derecede bir heyecan. Öyle görünce zaten böyle şeyim değişti. Hani bünyem değişti tamamıyla, böyle bambaşka bir şey oldu ya. Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu çifti 14 Mart 2024 tarihinde oğulları Hazar'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Yıl 2024. Taner Ölmez, kariyerindeki en önemli rollerinden biriyle ekranlara geri döndü. O artık Deha'nın cesuru. Akıllıyım. Çünkü sen beni böyle yetiştirdin. Show TV ekranlarının izleyiciyle buluşan dizisi Deha'da Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen gibi isimlerle başrolü paylaştı Taner Ölmez. Aile, insanın gırtlağını sıksa da koparıp atamayacağı tek bu.